Sayın sinema severler, sevgili sinema dostları, 90. Oscar ödül töreni geçtiğimiz gece Hollywood'da Dolby Theater salonunda düzenlenen görkemli gösterilerden sonra sahiplerini buldu. Bugün biz de sıcağı sıcağına bir Oscar değerlendirmesi yapmak için yine karşınıza geldik. Ben Hüseyin Özgür. Ben Caner Fidaner. Evet, kategorilere ve ödüllere geçmeden önce geceye damgasını vuran önemli olaydan söz etmek yerinde olacaktır. Aslına bakarsanız her sene Oscar'ın tarihinde geceye damgasını vuran bir olay söz konusu oluyor. Geçen sene hani zarflar karışmıştı, onu diyorsun. Geçen sene zarfların karışma olayı vardı ama bu bir skandaldı. Evet. Ama bu sene çok daha güzel, hoş bir olayla geceye damgasını vuran Frances McDormand'dan söz edeceğiz. Nasıl bir olaydı o Caner? Evet, Frances McDormand yani en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'deki rolüyle değil mi? Evet. Evet, bizim de tahminimiz o yöndeydi doğru, zaten. Doğru. Frances McDormand heykelciyi aldı, yere bıraktı. Ondan sonra döndü sahneye, şimdi bir şeyler söyleyeceğim dedi. Aday olan kadın arkadaşlar benimle birlikte lütfen ayağa kalkın dedi. Hatta dedi ki, Meryl önce sen kalk, sen kalkınca herkes kalkar. Meryl Streep kırmızı elbisesiyle teatral bir pozla ayağa kalktı. Şöyle evet yani çok hoştu gerçekten yani Meryl Streep. Şöyle etrafa baktı, öbürleri de kalktılar. Tabii alkıştan yıkılıyor salon, o sırada Frances McDormand sayıyor. Sinematografer işte, direktör şu bu, hepiniz kalkın filan. Allah Allah ne oluyoruz filan diye herkes şaşırdı. Ondan sonra da dedi ki, ey yapımcılar, işte sermaye koyanlar bu işe, biz kadınların anlatacağımız hikayelerimiz var. Hı hı. Onun için bu konuyu şeyde partilerde konuşmaktan, kokteyl partilerde konuşmakla yetinmeyin. Yarın bizi odanıza çağırın. Dosyalarımıza gelelim veya siz gelin isterseniz dedi. Yani evlerinizde ağırlayıp sohbet etmektense bu konulara böyle girelim gibi bir şey de evet, söyledi. Evet, en sonunda da dedi ki iki kelime söyleyeceğim size dedi. Inclusion Rider. Hah. Der demez Allah Allah hemen eller klavyeye gitti Google'dan. Ne neymiş? nedir Inclusion Rider? Bu Hollywood'da ya da sinema sektöründe çeşitliliği sağlamak. Diversity diyorlar için sözleşmelere bir madde koymalarını önerdi Frances McDormand bu iki sözcükle. 2014'te bir hareket başlamış o şeyde Hollywood'da. Deniyor ki neden kadınlar oyuncular arasında olsun, figüranlar arasında olsun, set işçileri arasında olsun kadınların sayısı niçin az, artması lazım? Sadece kadınlar değil, farklı etnisitelerin de artması lazım. Evet. Baştan buna Equity Rider, Equality Rider eşitlik. Deniyorken eşitlik. Evet, eşitlik sözleşmesi gibi bir şey, eşitlik maddesi gibi bir şey bu. Onun yerine Inclusion Rider, işte katılımcılık, şartnameye katılımcılık maddeleri eklenmesi anlamına gelen bir sözcük bu. Sonuç olarak günümüzün düşünsel yapısında herkese sadece eşitlik değil, farklı cinslerin, etnisitelerin katılımını sağlamak gerektiğini söyledi ve kalbimizde yeniden bir taht kurmuş oldu Frances McDormand. Evet, evet. Bu taht herhalde kolay kolay da yıkılacak bir taht değil. Son derece başarılı. Tabii biz de bugün bu çağrıya uyduk ve ayrıca kadınların haklarının ötesinde bugün ayın 5'i, evet. 5 Mart, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bu vesileyle sadece sinema emekçilerinin değil, McDormand'ın çağrısıyla tüm emekçi kadınların ve tüm kadınların Kadınlar Günü'nü saygı ile selamlıyoruz ve onları saygı ile anıyoruz. Ve bu nedenle biz bugün mor kazaklarımızı da giyip huzurlarınıza geldik. Tüm Kadınların Günü kutlu olsun. Oscar'la devam edelim. Ne yapalım? Genel bir giriş mi yapalım yoksa gene kategori kategori mi gidelim? Şeyi söylemişken Frances McDormand en iyi kadın oyuncu Oscar'ını aldı. Missouri Ebbing çıkışında 3 ilan panosu ile. Aynı film bir de gene bizim tahminimize uygun olarak Sam Rockwell. Aynı filmdeki Sam Rockwell en iyi destekleyici erkek oyuncu Oscar'ını, evet, almış oldu. Böylece filmin
iki tane Oscar'ı oldu. Halbuki 7 tane adaylığı vardı. İkisiyle yetinmek zorunda kaldı. O zaman en iyi kadın oyuncudan devam edelim. Ne? Şeye dönelim. En iyi film ve tamam. En iyi yönetmen. Peki. Başa dönelim. Tamam. Diyoruz ki en iyi filmde biz gene bu filmi düşünmüştük. Yani düşünmüştük derken gönlümüzden geçen film 3 İnan Panosu'ydu. Evet. Ama The Shape of Water içinde kesinlikle yani eğer en iyi filmi alırsa bir sürpriz olmayacağını evet. Bunu önemli ölçüde hak etmiş bir film olduğunu söylemiştik. Bu gerçekten böyle. Bu kadar birbirine yakın iki film son zamanlarda ben anımsamıyorum. Bir 2011'de de Artist'in de Hugo vardı. Evet. Anımsarsa onlar çok tartışmıştık üzerine. Evet. Bir artist almıştı. Ama bu sefer de The Shape of Water'da aynı şey sonuç ortaya çıktı. Evet, suyun şekli ya da suyun sesi. İyi bir sonuç. Güzel. Yönetmeni de bilmiş olduk. Neydi? Giyama? Giyorma Del Toro. Giyorma Del Toro. Giyorma Del Toro. Evet, onu tam saptamıştık değerli izleyiciler. Evet, Meksika aslında ABD'li yönetmen. 13 dalda adaylığı vardı Shape of Water'ın. En iyi film ve en iyi yönetmeni aldı. İki tane daha ödül aldı. En iyi yapım tasarımı ve en iyi film müziği. Ödülünü aldı. Bu da Shape of Water. Shape of Water nasıl oldu da bu kadar beğenildi diyen arkadaşlar oluyor. Ben onlara geçen sefer de söylemiştim ama Kara Gölün Canavarı diye 1954 yapımı filmi de izlemelerini mutlaka öneriyorum. Jack Arnold yönetmeni, orijinal adı Creature from the Black Lagoon diye. Aynı yaratığa diyelim, o filmdeki bakış açısıyla, şimdi bu filmdeki bakış açısını karşılaştırırsak zamanın ruhunu yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Onun için bu filmi de görmeyi, o filmde zaten Türkçe'de canavar diye geçmiş, insanlara zarar veren bir canavar. Herkes işte öldürebilir. Burası insanlar halbuki tarafından zarar gören bir canavar. Evet. Değil mi? Diyoruz. Guillermo del Toro'nunki. Muhtemelen del Toro bunu yakaladığı için bir de üzerine çok oldu. Ciddi şeyler de koydu. Yani tabii. Ben bir yerde yazmıştım. Yani ciddi bir yalnızlık filmi bu. Yani 4 oyuncu ve bir amfibi canlı hepsi de yapayalnız insanlar. Kimisi cinsel tercihlerinden, kimisi işitme engel, pardon tam tersine dilsiz olduğundan, evet. Kimisi farklı bir alemin yaratığı olduğundan, başka dünyalar. Başka dünyaların en ilginç olan da oradaki polis James miydi, o not almıştım. Evet, Richard pardon. Polis Richard. Vardı, koruma görevlisi. Richard da yapayalnız bir insan. Evet. Yani o da amirinden esaslı ölçüde bir zılgıt yiyordu filmin içerisinde. Sürekli evet. Hatta yani, yaratığı getiren oydu Amazonlardan yani, falan. Yani bu kadar yalnızların olduğu toplumda zaten hep yani bu çağımızın hastalığı, çağımızın problemi yalnızlık olduğuna göre o bakımdan da cuk oturdu galiba insanlara. Tersinden bakarsak hem yalnızlık filmi ama aynı zamanda da empatiyi bize hatırlatan bir film. Ve aşk. Aşk olmadan olmuyor tabii. Evet. Aşk olmazsa Hollywood ne yapıyor? Savaş üzerine. Filmler çekiyor. Hemen ikinci sırada şeye geçelim. Dunkirk'le öbürü neydi? Darkest Hour, en karanlık saat. Oradan sadece Gary Oldman için önemli bir başarı çıktı galiba. Evet. Darkest Hour'da Gary Oldman en iyi erkek oyuncu oldu. Yani aslında başarılıydı Gary Oldman değil mi? Darkest Hour'da makyaj ve saç tasarımı ödülü de var ama tabii Gary Oldman iyiydi. Gerçi biz orada başka birini... Genç oyuncunun da oldukça başarılı olduğunu düşünmüştük. Evet, o da sıkı bir daldı. Evet, Plummer'da orada Plummer yardımcıydı galiba. Evet. Diğer erkek oyuncular, Denzel Washington vardı. Diğerleri Chalamet vardı, hepsi başarılıydı. Gary Oldman da başarılı ama bizim yani en azından şey anlamında o filmle çok da bağdaşamadık. Biz Dunkirk evet. Olayının filme çekilmesinde çok da bir bağdaşamadık. Yani evet. Politik olayları, yani tarihsel olayların yanlı. Sinema ile, yanlı bir film ile değiştirilerek verilmesi olgusu bizim hoşumuza gitmedi. Ama yoksa Gary Oldman tabii yok. Yani Gary Oldman, Gary Oldman'dır zaten başarılı. İyi oynuyordu. Yani yanlış gitmiş bir ödül sayılmaz ama karaktere sınamamıştım ama ben yok, de. Ama yok, ben Daniel Day-Lewis'e gitmesini çok arzu ederim. Daniel Day-Lewis'e gitse daha iyi. Ne kadar ayrıntılarda başarılıydı o Phantom Thread'de. Bence... Dunkirk'ün de 8 dalda adaylığı vardı. Fakat 3 ödülle yetindi. Onlar da teknik ödüller. Söylenip geçelim. En iyi film kurgusu, en iyi ses kurgusu, en iyi ses miksajı. Sinema meraklarından filmi görmedim, göreyim mi diyenler varsa çok da şart değil diyorum ben kendi adıma. Yani zaman kaybetmesinler diyor. Evet.
Buradan hemen Phantom Thread'e atlayalım. Biz Daniel Day-Lewis kazansın demiştik. Phantom Thread'de en iyi kostüm ödülünü aldı haklı olarak. Çok detaylı bir filmdi. Ben bunu mesela sinema meraklılarının bu filmi görmesini isterim. Phantom Thread'i isterim. Phantom Thread'in fanları var. Yani bizim çevremizde sevgili yönetmenimiz dahil olmak üzere. Evet. Değil mi? Gerçekten Nedret Zoral hanımefendi de bu filmi çok seviyordu. Hatta bu filmle ilgili özel bir program da hazırlamıştı. Evet. Üzülmüştür herhalde Nedret Hanım sanıyorum. Çok da seveni vardı gerçekten. Detaylara ama dikkat eden. Detayları mükemmel ama senle ilk konuştuğumuzda da söylemiştik Caner. Çok kapsayıcı, çok yani yaşamın bütün alanlarını kapsayan bir film değildi. Evet. Belki o anlamda jüri açısından da çok etkili olmadı. Yani 6000 küsur akademi üyelerini kastediyoruz burada. Oy verenler olarak. Asıl burada gelmişken Lady Bird'e çok şaşırdım. Yani evet. Lady Bird yani sıfır mı çekti yoksa var mı bir ödülü? Sıfır gibi sanki. Lady Bird 5 dalda aday oldu ama ödül alamadı. Evet. Yani Lady Bird için... Burada Greta Gerwig'in kadın yönetmen adayları arasına girmesini bir başarı olarak görebiliriz. Çünkü ikinci filmi henüz çok genç ve bundan sonra gelecek vaat ettiğini söyleyebiliriz. Kadın yönetmen adayı çok az. Kazanan da bir tane var. 2010'da o da The Hurt Locker gibi bir filmle Katrin Bigelow kazanmıştı. Ondan önce yine Wertmüller, Jane Campion ve Sofia Coppola da kadın yönetmen adayları olmuş ama kazanan Katrin Bigelow olmuş. Greta Gerwig de 5. aday oldu. Kadınlar dedik ki kadın görüntü yönetmeni adayı ilk defa çıktı bu yıl. Oscar'da da Rachel Morrison, Mudbound, Savaştan Sonra filmiyle. Evet. Bir cümle şeyi söyleyeyim. En iyi destekleyici kadın oyuncu. Onu benim tahminim tuttu. Aitonia, Ben Tonya filminden. Alison Janney. Gıcık bir anne rolüyle. Çok evet, başarılı. Çok başarılı. İyiydi o konuda ve kayda değer bir anne kız filmiydi. Aynı Lady Bird gibi. Lady Bird de öyle kayda değer bir anne kız filmiydi. Baskın. Oldukça baskın. Bir de en iyi film adaylarında Call Me By Your Name vardı. Evet. Tam tahmin ettiğimiz gibi sonuçlandı ve yine tam tahmin ettiğimiz gibi uyarlama, senaryo ödülü de rakipsiz demiştik ve aldı. Evet. Değil mi? Onun dışında bir ödülü... Ben Call Me By Your Name'i de sinema severlerin görmesini öneriyorum. Bence de. Çok değerli bir film, kalıcı bir film. Her ne kadar başka ödül alamadıysa da. Doğru. Özgün senaryo bizi şaşırttı. Get Out ya da Kapan. Filmine özgün senaryo verildi. En iyi filmde hiçbir zaten şansı olmadığını söylemiştik. Evet. Öyle oldu. Get Out da gerçekten bir sürprizdi. Bizim hiç ummadığımız bir sonuç oldu. Ama şöyle, yani değişik gelmiş demek ki. Bir film, hem korku filmi, hem de ırkçılıkla ilgili bir sözlü cümlesi olan bir film olduğunda belki şaşırtıcı geldi jüriye. Denenmemiş bir tarzdı. Evet. Gerçekten. O bakımdan özgün senaryoyu alması belki iyi oldu. Jordan Peele hem yönetmen hem senarist. Evet. Ama biz o filmde Daniel Kaluuya'ya dikkat çekmiştik. Doğru. Geleceği olduğunu düşünüyoruz. Bu siyahi oyuncunun. Hala düşünüyoruz. Yani iyi bir her oyuncu. Ne kadar bu filme Get Out'da özgün senaryo ödülü verildiyse de bu film başka bazı eski filmleri çağrıştırıyor. Bu tabii özgün senaryo olmasına engel değil ama mesela değil Stepford Kadınları benim aklıma geldi. 2004 yapımı Stepford Wives diye Frank Oz'un oyunu Nicole Kidman'lı bir filmdi. Nicole Kidman'ı anımsadım. Evet. Onu hatırlatıyor. Sonra bir arkadaşım hatırlattı. Alain Yessua diye bir Fransız yönetmenin Traitement du Choc diye 1970 yapımı. Türkiye'de Şok diye oynamış. Alain Delon'lu bir filmi vardı. Onu hatırlatıyor. Ve gene de özgün senaryo. Teveccühü böyleymiş. Gelecek bir şey yok. Akademi çok da yani yadırganmadı belki de. Ben yadırgamıştım. Bu kategoride konuşacağımız aslında en iyi film adayları içerisinden oradan hareketle aldığı ödüllerden bahsettik. Bir Spielberg post var. Evet. O tabii tam bir hayal kırıklığı oldu.
Evet, Meryl Tam hayal Streep kırıklığı oldu. 21. kez aday oldu. O alışkın aday olup almamaya Yani bize çok hitap etmedi ama benim çevremde bu filmi çok beğenen insanlar var. En iyi film ödülünü alacağını düşünen insanlar vardı. Çok konuşmalı bir film demiştin Evet. sen geçen sefer. Öyle anımsıyorum Çok ben. konuşmalı ve olayı tek kişinin sırtından gösteren, tek kişinin başarısı gibi gösteren bir filmdi diye Evet yani konuşmuştuk. sadece gazetenin patronu Patronu, yapmış gibi. evet, bir karar veriyor. Peki. Halbuki orada emek veren bir sürü insan var bu olayın ortaya çıkması için, Vietnam dosyalarının ortaya çıkması için. Şey de çok yani benim için bir de Tom Hanks de orada hayal kırıklığı olmuştu. Son derece Evet, kötü bir beklentimizin filmmişti. altında Çok kaldı diyelim. altındaydı. Çok altındaydı. O da etkili olmuştur herhalde. Evet, iki cümle ekleyeyim. Daha önceki sohbetimizde adını etmediğimiz animasyon filmlerinden Lütfen. Coco'yu hatırlatıyorum. En iyi uzun metraj animasyon hem de en iyi şarkı Oscar'ını aldı. Animasyon sevenler Coco'yu kaçırmasınlar. Bilim kurgu sevenler de söylememize gerek yok. Zaten Blade Runner 2049'u herhalde bugüne kadar Yani. görmüşlerdir. Onun Evet. da en iyi sinematografi yani görüntü yönetmenliği ödülü. Bir de en iyi görsel efekt ödülü Evet. onlara gitti. Esas geldik şimdi. İngilizce dışı dilde en iyi film. Orada konuşalım. İkimiz de Orada konuşalım. çuvalladık. Yani şimdi ne diyorsun? Valla 5 film arasında 3 tanesi öne çıkıyordu. Birçok kişi de böyle diyor. Fakat diğer iki filmden bir tanesi Şili filmi. Fantastic Woman, Una Mujer Fantastica. Sebastian Lelio Evet, yönetmen. yönetmen. O kazandı. Hayırlı uğurlu olsun. Akademi üyelerinin teveccühü bu yönde oldu. Saygı duyuyoruz. Ya. Filmin başrolünde Daniela Vega oynuyor ve bir transgender birey. Daniela Vega Shelley de hem bir şarkıcı hem aktris ve ünlü bir kişi. Halbuki yaşı daha 28. Bu yıl da Oscar törenlerinde sunuculuk yaptı ve Oscar sunuculuğu yapan ilk transgender birey oldu. Böyle bir ünvan kazanmış oldu genç yaşta. Evet. Sanıyorum bu transgender olayı oyların o tarafa doğru gitmesine yol Yani açtı. şöyle aslına bakmak lazım. Ya 5 tane film var. Evet. Bu 5 filmin 3 tanesi Avrupa filmi. Bir Evet. İsveçli yönetmen, bir Macar yönetmen, bir de Rus yönetmen filmi. Evet. Loveless, On Body and Soul ve The Square. Evet. Bir Lübnan Kare. filmi var, The Insult. Bir tane Güney Amerika filmi, Lelio'nun Şili filmi var. Evet. Şimdi 3 Avrupa filmi, üçü de bizim Türkiye'de çok beğenildi. Evet. Ben 3 İlginç. filmi de beğendim. Şimdi 3 filmin kesiştiği ortak noktalar nelerdi diye bir düşünüyorum. Evet. Örneğin Sevgisiz'de toplumu ve toplumu oluşturan katmanların yozlaşması, çürümesi, Evet. Sıkı bir insanların eleştiri vardı orada. baba bir eleştiri Evet. vardı. Yani orada insanların gaddarlığa varacak şekilde bireyselleşmesi. Diğer şeye bakıyorsun The Square'da. Aslında kare yani square o da benzeri bir şekilde. Tamamıyla benzeri bir şekilde özgürlük ve sorumluluk bakımından bir kare diye ortamda insanların mutlu olabileceği. Onun dışında gerek bireysel gerekse sanatsal eleştirileri olan bir şey. Yani tam anlamıyla modern toplumun ya da nasıl dersin kapitalizmin bir eleştirisi, Evet. burjuva kültürünün bir eleştirisi vardı her ikisinde de. Diğerine bakıyorsun On Body and Soul'e. Orada da Beden çok fazla ve ruh. beden Evet. ve ruhta çok fazla metafor var, çok fazla simge var. Gerçi bu Karen'de vardı. Evet. Bütün bunlarla beraber toplumu içerisinde yaşayan her bir bireyin sorununu anlatan filmlerdi. Evet. Bu da insan için değil yani ama bu üç öyle. Ama şimdi bakınız Avrupa'da bu insanlar böyle düşünüyor. Evet. Şey içinde kazanan filme baktığımızda, Fantastic Woman'a baktığımızda tamamıyla trans bir bireyin sorunları. Tamam, ben şey demiyorum yani bunu yadsımak mümkün değil. Onların Evet, da sorunları olduğunu anlam ve biliyorum. önemi. Ama yani nasıl horlandıkları, toplum tarafından nasıl itildikleri Ne kadar ciddi sorunlar bunlar yaşadıkları belli tabii ama sıkıntılar. yani ve yok düz bir film. Yani Evet. diğerlerindeki metaforlar, Derinlik diğerlerindeki yok. simgeler yok. Dümdüz anlatmış yönetmen. Öykü dümdüz bir öykü. Yani Kötü mü? Değil. senaryoda boşluklar da var.
Yani merdivende bir kaza oluyor. Sırtlayıp adamı acile götürüyor. Niye 112 pardon kaçsa işte. Niye de ambulans çağırmıyorsun? Yani Yani. o belki eleştirilir, belki eleştirilmeyebilir. Çünkü orada gene trans bir kişi. Toplum tarafından dışlanacak. Belki yani Evet bilemiyorum. yani ama Onu gitmemek için elinden geleni senaryonun evet. yaptı Çatışmayı zaten. güzel böyle sürdürebilmiş gibi görüyor. Abi Güney Amerika'nın çok iyi. Çok daha iyi filmler için Bence de çok bilmiyorum. daha iyi film. Ama böyle bir sıkıntı var. Yani bir trans filmi, bir şöyle yap lazım belki de. Yani bu tip filmlerde eşcinsel değil de her iki cinse ait iki insanın öyküsünü anlatan bir film ne kadar başarılı olur ise Evet. ona göre bakmak lazım. Aynı öyküyü buraya uyarlamak lazım. Evet. Eğer bu öyküyü biz kadın ve erkekten oluşan bir partnerler üzerinde uygulamış olsaydık bu filmin çok fazla bir önemi Evet, olmayacaktı. olmayacaktı. Yani böyle bir şey var. Olmayacaktı. Dolayısıyla ben Fantastic Woman'ın tam Amerikan toplumundaki jürinin Evet. şeyine bağlıyorum. Derinliğine çok fazla Evet. bağlıyorum. Jüri Ben deyince ben gene hemen ha, hatırlatıyorum. evet Hani öyle yani. 10-15 kişilik bir topluluk değil karar veren. Binlerce kişi oy gönderiyor. Bu sene 6.000'i geçmiş akademi üyeleri. Ve o zaman da bir eğilim toplumdaki, daha doğrusu sinema sektöründeki eğilimi Evet. görmüş oluyoruz sonuçlarda. Doğru. Doğru. Ama biz gene de sinema severlere bu söylediğimiz üç filmi, Bence yani izlesinler. Kare, Bence izlesinler. Beden ve Ruh, üçüncü de neydi? Sevgisiz. Sevgisiz. Bu Loveless. üçünü kaçırmasınlar. Nelly bu. Evet. Yani Zaten son olarak bu şeyi söyleyelim. Sinema severlere şu filmleri kaçırmayın diyoruz diye ben bir olur. liste yapmıştım. Olur. Olur. 2018 Oscar ödüllerinde adı geçen 9 film. Bunları hani görmediyseniz görün. Missouri'ye bin çıkışında 3 ilan panosu. O Ha, artık mecbur görülecek. yani. Tabii en başta The Shape of Water, Evet, suyun suyun sesi şekli. ya da suyun şekli. Bizde suyun sesi olarak da Evet, oynuyor. O evet. görülecek. Ondan sonra Lady Bird ben görülmesini öneriyorum. Beni Adınla Çağır gene Bence görülmesi gerek. görülmesi kalıcı olacak. Phantom Thread çok izlemesi keyifli bir film. Coco tabii özellikle animasyon sevenler için. Onun dışında demin söylediğim üç filmi Sevgisiz'i, Beden ve Ruhu ve Kare'yi izleyin diye öneriyoruz. Bu filmlerle bağlantılı hani bu filmi daha iyi anlamak için diyenlere suyun şeklini daha iyi anlamak için ben Karagöl'ün Canavarı'nı tekrar hatırlatıyorum. 1954 Creature from the Black Lagoon yönetmen Jack Arnold. Bunu görmelerini öneriyorum. Tabii Frances McDormand'ı tanımak için Fargo. Olmazsa olmaz. 1996 yönetmenler Joel Cohen, Ethan Cohen. Bu bir kült film. Evet, Ki Joel Cohen'le bir alakası var mı acaba herhalde McDormand'ın? Joel Eş Cohen durumundan bir eş ilgisi var. durumunda Evet. Frances McDormand'la Joel Cohen epeydir evliler. Zaten konuşmasında ona da gönderme yaptı. Bir de edinilmiş çocukları var. Film şeyde onu da gördük sahneden Şey de vardı, salonda da vardı gösterisinde. Cohen'in. Salonda yan Salonda yana ondan yana oturuyorlar. oturuyorlardı. Çok hoş, çok zarif bir çift Aile. gerçekten Evet. aile. Çok 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 hoş Evet. insanlar. Üç ilan panosundaki göndermeler nedeniyle Martin McDonagh'ın Bruges'de, In Bruges filmini de ben öneriyorum. Bir de o Bruges'in içinde Nicolas Roeg'in 1973 yapımı Don't Look Now filmine bir Don't Look Now gönderme var. vardı. Var. Karanlığın bir Bruges'de var o. gölgesi. O Bruges'de yapıyor Bruges'in galiba. içinde var. Üç Three ilan panosu. Billboards'da var mı? Üç ilan panosunda bu Sam Rockwell'in oynadığı karakterin annesi televizyonda bir film seyrediyor. Diyor ki Donald Sutherland oynuyor diyor ve başka Ha, ipuçları da veriyor. Donald Oradan Sutherland'ın o anlıyoruz öldüğü ki filmden dolayı bağlantılı. evet, Evet. onu oraya kendi filmine gönderme Şey yapmış. boşuna canere arkeolog demiyorlar yani. Bulup Film çıkartıyorsun. arkeolojisi. Nereden Evet, film çıkartıyorsun? arkeolojisi bilimini kuruyoruz. Son Evet. olarak bir de kitap önereceğim. Tamam. Frances McDormand'ın oynadığı karakter. Üç ilan panosuna, üç panoya ilan vermek üzere girdiğinde firmaya orada Robbie'ydi çocuğun adı. Genç çocuk bir kitap okuyordu. Onu bıraktı ve buyurun ne yapabilirim dedi. O okuduğu kitap çok önemli bir kitap. Flannery O'Connor diye Güney Gotiği denen hikayecilerden. Evet. İyi insan bulmak zor diye Türkçe'de de var. Süper hikayelerdir. Okuyacak Onları kitap da arayanlara onu öneririz. izleyicilerimize
önermiş olalım. Bu şekilde olalım. Filmleri daha iyi değerlendirmiş olabiliriz. Ne diyorduk? Evet. Oscar'a inanma, Oscar'sız da kalma. bu kadar diyelim arzu edersen. Bütün ümitleriyle, beklentileriyle bir yılın sentezi en azından Amerikan sinema endüstrisi için sonuçlandı. Ödüller sahiplerini buldu. Biz de sohbetimizi artık burada noktalayalım. Tabii ki görüntü yönetmenimiz ve yönetmenimiz Nedir Soral hanımefendiye yine bize evini ve gönlünü açıp bu kaydı gerçekleştirdiği için teşekkür edelim. Ve tüm bizi izleyen izleyicilerimize teşekkür edelim ve bir kez daha kutlayalım mı? 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü'nü. Evet. Emekçi Kadınlar Günü Emekçi daha Kadınlar doğrusu. Günü. Ben Caner Fidaner. Ben Hüseyin Özgür. Esen kalın. Hoşça kalın.